diplomasi de gelişen son hadiselerle ilgili görüşlerimi sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Malumunuz Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği her zaman olduğu gibi günümüzde de Kürtleri yarı yolda bıraktığının farkındayız. Kürtler ise uluslararası arenada yeni bir arayış içerisindeler. Örneğin Rusya ile örneğin Rusya ile olan ikili ilişkilerinde diplomasi vasıtasıyla Kürtler kendi lehlerine Suriye'de, Kobani'de, Münbiş'te sonuç almaya çalışıyorlar. Bugün alınan son haberlere göre Suriye ordusu yani Doktor de Beşar Esat'ın denetimindeki Suriye ordusu ve Rus askerleri Kobani'ye girdiler, Münbiç'e girdiler. Yani oralar bu an için Rusların ve Suriyelilerin denetimi altında. Bu da gösteriyor ki Türkiye'nin yapmış olduğu harekattan önce Ruslarla Amerikalıların Suriye Kobani ve Membiç bölgeleriyle ilgili özel gizli anlaşmalar yaptıklarının işaretidir. Eğer Amerika'nın izni olmasaydı Rus askeri ve Beşar Esad'a bağlı olan askeri kuvvetler Kobani'ye giremeyeceklerdi. Yani Orta Doğu'da oyun üzerine oyun oynanıyor. Türkiye'nin askeri arenada ilerlemesini engelleyebilmek için Amerikalıların ve Rusların daha önce birlikte gizli bir anlaşma yaptıklarının ipuçlarını son gelişmelerle görüyoruz diye düşünüyorum. Bu da gösteriyor ki Kürtlerin Beşar Esad idaresi ve Rusya ile olan son diplomatik diyalogları ayrıca Amerika ile olan ilişkileri en azından bölgenin belli bölümlerini şimdi olmasa bile ileride kendi denetimleri altına geçirebilmek için diplomatik arenada biraz başarı kazandıklarını göstermektedir. Kobani'nin Rus ve rejim askerlerin denetimi altında olması da Türkiye'nin yapmış olduğu askeri harekatta her ne kadar askeri olarak güçlü ve başarılıysa da siyasi arenada diplomasi diplomasi de başarısız kaldığını göstermektedir. Ayrıca bu arada Türkiye ile Suriye rejimi arasındaki ilişkilerde askeri hareket öncesine göre daha da artmış bir durumda. Hepimizin basından da takip ettiği gibi Putin Suriye'ye özel temsilcisi Lavrentiev Türkiye ile Suriye'nin görüşmeler yaptığını dünya kamuoyuna açıkladı. Başkan Erdoğan da bir ara bir konuşmasında Suriye rejimiyle Rusya üzeri ilişkilerinin olduğu mealinde bir açıklama yapmıştı. Rusya üzerinden istihbarat servislerinin görüştüğünü söylemişti. Bu açıklamadan operasyonun selameti açısından Suriye yönetimi ile bir diyalogun kurulduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla günümüzde ikili ilişkiler açısından Suriye ile Türkiye arasında belli bir diyalog kapısı Rusya ve İran üzeri açılmış bulunmaktadır. Fakat açılan bu diyalog kapısı Türkiye'deki muhalefetin istediği etapta değil. Yani Türkiye'nin dışişleri ile Doktor Esat denetimindeki dışişleri birbirleriyle direkt olarak görüşmüyorlar. İkinci ülkeler vasıtasıyla bir görüşmeleri ve diyalogları var. Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Altun Barış Pınarı Harekatı Kürt kardeşlerimize Dönük bir harekat değildir mealinde görüş belirttiler. Ben onun bu görüşlerine şahsen Kürtlerin çoğunluğunun inandığına inanmıyorum. Önemli olan, Sayın Altun'un bu açıklaması dünyada takriben 45 milyon nüfusu olan Kürd'ün ve ülkemizde yaşayan 25 milyon Kürt vatandaşımızın nasıl irde irdelediğidir. Bu tip iyi açıklamalarla bu tip ajitasyonlarla internet çağında halkı kendimize bağlamamız bir arenada mümkün olarak görünüyorsa da Kürtlerin çoğunluğu bu tip açıklamaları ajitasyon olarak değerlendirdikleri için kimse bu tip ajitasyonlara artık inanmıyor. Ayrıca bir gerçek daha var. Halkların kardeşliğine, ümmetin birliğine, Türk-Kürt kardeştir naralarına, sosyalizm-komünizm hikayelerine, Kürtler artık uluslararası ilişkiler bazında inanmıyorlar. Diğer taraftan bazı tarikat liderleri, bazı dindar insanlar o kadar milliyetçi bir pozisyona gelmişler ki ülkemizde o kadar yanlış açıklamalar yapıyorlar ki onların yapmış oldukları bu yanlış açıklamalar ister istemez onlara cevap verilmesinin gerekliliğini Kürt entelektüellerinin yanında doğuruyor. Örneğin cübbeli isimli basında tanınan birisinin kalbine ve dilinde o kadar yanlışlık, o kadar nefret kokusu kokuyor ki adam diyor ki Kürt militanlar Allahsızdır. Ve cehenneme mahkum edilmişlerdir. Onlar Yahudilere hizmet eden Ermeni tohumlarıdır. ABD onları sivil giysilerle kurtarmaya çalışıyor. diye bu ve buna benzeri tüm Kürtleri içine alan açıklamaları bir cübbeli yapıyor. İslam dini bu kadar kin ve nefreti kaldırır mı? Hele sakal bırakacaksınız. Gece gündüz ibadet edeceksiniz. Ondan sonra ırkçı metodlarla halkları birbirlerine karşı düşürmeye çalışacaksınız. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu tavırlarınız İslami de değil, İslam'a da karşı bir durumdur. İslam dini bu kadar kin ve nefreti hiç kaldırabilir mi? Bazen ben bile onları dinlediğimde, yazılarını adamın okuduğumda bu kadar İslam'ın ırkçı bir metot haline getirilmesini de ülkemiz açısından da tehlikeli buluyorum. Bu tip tarikatlar, bu tip radikal düşüncede olan tarikatlar cübbeli ise cübbesizse fark etmez. Ülkemizin iç işlerine, ülkemizin iç barışına zarar getiriyorlar diye düşünüyorum. Ya kardeşim dünyada 45 milyon Kürt var. Silahla bu insanların bağımsızlık arzularını durduramaz. Bugün 300 bin nüfusu olan, 600 bin nüfusu olan devletler var. Kürtleri kendine kazanman lazım ki Orta Doğu'da problemsiz bir devlet olarak, millet olarak rahatça yaşayabilirsin. Kürtleri baskı altında tutarak, Kürtleri öldürerek, bombalayarak bu sorun kesinen çözülmez diye düşünüyorum. Eğer Orta Doğu'da hadise Kürtlerin bölgede bir statü elde etmesi olduğunda ümmetçisinden enternasyonalistine, sosyal demokratından komünistine, komünistinden anti emperyalistine veyahut cumhuriyetçisine, cumhuriyetçisinden Noi Osmanlıcısına, herkes süratle maskesini çıkarıp aşırı milliyetçi yüzünü ortaya koyuyor. Tarih bunun şahididir. Aşırı milliyetçilikle hiçbir yere varılamaz. Eğer varılmış olsaydı Talat Paşa veyahut Enver Paşa Türkiye halkları birleştirip Turan'ı kurmuş olacaklardı. Dolayısıyla aşırı milliyetçilik tehlikelidir. Vatanperver olmak lazım. Ülkemizi sevmemiz lazım. Ama aşırı milliyetçiliğin akabeti Hitler'in başına gelenlerdir. Veyahut Hitler'in yaptıklarıdır. Aşırı milliyetçiliğin akabeti Saddam bağışçılarının yaptıklarıdır aşırı milliyetçiliğin akabeti Suriye Baas rejiminin yaptıkları ve yaptıkları sonucu yaşadıklarıdır. Dolayısıyla aşırı milliyetçilikten bu ortamda uzak durmak gerekir diye düşünüyorum. Ajitasyon yapmanıza da gerek yok. Türkiye'nin Suriye topraklarında yürütmekte olduğu askeri hareket askeri olarak başarılı olabilir. Çünkü Türk ordusu güçlüdür. Planlı bir şekilde Suriye'ye girmiştir. Bu ordunun önünü Suriye'de almak mümkün değildir. Askeri olarak Türkiye başarılı olabilir. Fakat askeri olarak Elde edilen başarılarının siyasi olarak da başarılı olması gerekir. Bana göre bu hareket askeri olarak başarılı olsa bile siyasi olarak diplomaside de uluslar arası ilişkilerde başarılı olamayacak. Çünkü tüm dünya harekete karşı bir tavır içerisinde. Bazı Türkiye Milliyetçiler, bağırıyorlar, çağırıyorlar, yazıyorlar. Misaki milli yemin metni var. Misaki milli geçerlidir. Misaki milliye ülkemize katacağız diye. Ya kardeşim ne yapıyorsunuz? Misaki milli bir yemin metnidir. Misaki milli yemin metninin uluslararası ilişkilerde, arenalarda, anlaşmalarda değeri harbiyesi yoktur. Siz ülkemizi bir batakanaya götürmek istiyorsunuz. Devlet büyüklerinden ricam odur ki aşırı milliyetçilerin düşünceleriyle hareket etmemeliler. Misaki milli meselesi kapatılmalıdır. Hiçbir zaman içinde diskosyona bu an için açılmamalıdır. Büyük zararı var. Ecnebi devletler her ne kadar Türkiye ile bazı konularda diyalog sürdürüyorlarsa da benim değerlendirmem şudur. Türkiye'nin başına aynen Osmanlı İmparatorluğu döneminde Osmanlı'nın başına getirilen hadiseler getirilmek isteniyor. Aynı zamanda Türkiye'nin başına yakın tarihi, tarihte... Avrupa'da Yugoslavya'nın başına örülen çorabın bir benzeri örülmek isteniyor. Ve hatta hatta daha da ileriye gidip Irak'ta Saddam'ın başına yapılan tezgahların aynısının ülkemizi yönetenlerin de başına yapılmak, örülmek istenmesi mümkündür. Dolayısıyla devlet büyüklerimiz akıllı hareket etmeli, kısa süre içerisinde bu savaşı durdurmalı, Kürtlerle de barışmalılar. Aksi takdirde aksi takdirde ülkemizin içerisinde başka hadiseler olabilir. Bu hadiselere fırsat verilmemesi gerekir. Vatandaşlarımız ülkemizi seviyorlar ama vatandaşlarımızı bu sevgileri su istimal edilmemelidir diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ben Profesör Doktor Doktor Ümit Yazıcıoğlu an itibariyle Lüksemburg Allah'a emanet olunuz.